Ayasofya tartışmaları bu kez iki bakanın ortak basın toplantısında gündeme geldi. İspanya Dışişleri Bakanı'nın tüm dinlerin ortak evi olarak kalmadı sözlerine Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi. İşte iki bakanı karşı karşıya getiren o anlar. Patrimonio de la humanidad que es Ayasofya. Ortak ev olarak kalmasını tercih ediyoruz dediler. Biz buna katılmıyoruz. Ayasofya 1453'ten bu yana camidir. Mevkidaşının sözlerini böyle düzeltti. İspanya Dışişleri Bakanı González Laya'yı ağırladı Mevlüt Çavuşoğlu. Gündemde ise Ayasofya'nın ibadete açılması vardı. Biz tekrar cami olarak açtık. Dünya kültür mirası olarak da tüm özelliklerini bundan sonra da koruyacağız. İbadete açılan Ayasofya'nın aynı zamanda dünya kültür mirası olduğunu vurguladı. İspanyol mevkidaşının Ayasofya ortak ev olarak kalmalı sözlerine ise itiraz etti. İçinde ikonalar dahil tüm özelliklerinin korunması ve herkesin ziyaretine açık olması ne kastettiyseniz tamamen katılıyorum. Yunanistan'da Türk bayrağına yönelik saldırılara da ayrı bir parantez açtı. Yunanistan şunu kabul etmesi lazım. İstanbul 1453'te fethedildi. Bayrak indirme, Türk bayrağını yakma böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Günün en dikkat çekici açıklaması ise Atina'dan geldi. Yunan rahip Papa Nikolaou, Ayasofya müze kalacağına, insanların saygıyla ziyaret edebilecekleri bir ibadethane olması daha iyidir. Tarihi bir ibadethaneyi Türklerin yaptığı mimari destek bugün ayakta tutuyor dediği alınan karara destek verdi.